üç tane küçük olaydan bahsedeceğim. Olay değil de Mersin'de geçiyor. Sene 1983. Sürgüne gittim Mersin'e. Ben alay komutanının kapısında bekliyordum. Giriş çıkışları içeri girip çıkışları ayarlıyordum. Benle birlikte bir öğretmen vardı İzmir'den, Tire'den, tarih öğretmeni. Genellikle o muhatap olurdu. Ben de kapıda beklerdim. Bizim silahımız falan yoktu. Jandarmaydım. Silah benim askeriyede hiç silahım olmadı. Acemi Birliği hariç. Çünkü hep ofislerde görev yaptım. Jandarmadan bahsedeyim. O 40 sene öncesinin jandarmasından. Jandarma kırsal bölgelerde polisin yaptığı görevi yapar. Çünkü polis teşkilatı her yere yetişemez. Mümkün değil yani kadrolarıyla. Askerler, jandarma teşkilatı, karakollardan çünkü köyler birbirine uzak yerlerdedir. Karakollarda da iki kişilik devriyeler halinde köylere belirli günler, mesela bir köye haftada bir kere yürüyerek jandarma gider. Hem yolda bir olay olduysa vakıf olur olaya, görür, raporunu tutar. Ondan sonra köylüye devlet yanınızda diye, yani jandarma devleti temsil ediyor. Bundan dolayı da her köye jandarma yol devriyesi olarak çıkartılır. O dönem öyleydi. Şu anda nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani kırsal kesimlerde polisin yaptığı vazifeyi jandarma yapar. Bu zaten yasalarla belirlenmiştir. Yasalarda böyledir. Şehirlerde de kırsal bölgesi yoğun olan yerlerde askeri birlik komutanının söz hakkı oluyor toplantılarda. Çünkü büyük bir nüfusa hitap ettiği için pazartesi günleri devlet birimlerinin toplantısı olurdu. Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanı hafta boyunca olan olayları değerlendiriyorlar. O olayların üzerine gidiliyor. Kendileri bir program yapıyorlar. Çünkü devletin üst birimleri bunlar. Bir ihbar geliyor. Otelin bir tanesi Mersin'de. Demek ki denize sınırı bulunan bir otel. Sabaha karşı sandalla, romantik bir ortamda, hani ikişer kişilik sandal. Sandallar tabii, mum ışığı var. Bir erkek, bir kadın şey yapıyorlar, açılıyorlar denize. Tabii yani fazla açılmıyor. Gene otelin çevresinde işte seks ihtiyacını gideriyorlar. Hava aydınlanmadan geri dönüyorlar. Bu ihbar olarak bildiriliyor valiliğe. Ondan sonra tabii bizim silah olmadığı için bize görev çıkmıyor. Bana görev çıkmıyordu. Sonra baskın yapıldı. Biz önceden şey geliyor, rapor geliyor alay komutanına. Alay komutanı emir verirken hareketliliği görebiliyoruz biz. Yani her zaman olan bir hareketlilik değil. Askerler dışarıda hazırlanıyor. Yani öyle sık sık olan bir şey değil yani. Sadece sabahleyin birlikte bir içtima olur. Onun haricinde şeydir yani, sakin geçer, ama öyle bir şey olduğu zaman akşamüstü hareketlilik oluyor. Tabii bu gece olacak bu baskın, haberimiz oluyor yani. Bu şeye tabii bana görev çıkarttırmadılar. İstedim yani, ilginç diye. Gece yaptılar baskını, yakaladılar herkesi. Ondan sonra yakalananlar arasında bir tane vali vardı. Bir ilim valisi vardı. Sonra
o söylememe kararı aldılar. Yani devletin varisi diye. Şeyi örtbas etmişlerdi 1983 yılında. Yani bu çoğu olayların günümüzde de eskiden de bu birçok olayın üstünün kapanmasının sebebi bu devlet kurumlarının tepesindeki insanların bu seks ilişkilerine girip kasetlerinin olup yani ellerinin kolunun bağlı olmasından kaynaklanıyor. Rezil olmasın diye, rezil olmasınlar diye kolunun üstünü örtüyorlar. Bu genelde böyle oluyor. Bu çocuk esirgeme kurumlarında büyüyen kızlar, ondan sonra bu YouTube kanallarında haberlerde çıkıyor. Gece yarısı işte şeylerden çıkartılıp çocuk esirgeme kurumu, tabii gençlere 18 yaşında yasal olarak, ben öyle biliyorum, 18 yaşında devlet onları reşit oldunuz diye çıkartıyor. Halbuki onların geleceğini düzenlemesi gerekiyor. İşte 16-17 yaşlarında çıkartılıp böyle şeylere peşkeş çekildiğini haberciler söylüyordu. Yani benim gizli bir bilgim değil. Televizyonlarda söylüyorlardı onları. Bu böyle, bıçak böyle dönüyor. Devletin üst kademelerinde olup biten, kendi aralarında üstünü örtüyorlar bir türlü. Bu olayın bir tanesiydi. Şeyin, Bülent Ersoy'un dosyası bizim karakoldaydı. Yani il jandarma il teşkilatındaydı. Valla ya yasağı kalkmıştı, sahneye çıkma yasağı, çünkü orada gazinolar vardı, işte havuzlu falan. Ya yasağı kalkmıştı ya da yasağı başlamıştı. Yani şu anda hatırlamıyorum çünkü 40 yıl oldu, tam 40-41 yıl oldu aradan geçeli. Yani şeyin dosyası, Bülent Ersoy'un dosyası bizim şeyin birlikteydi o zaman. Bir mevzu daha vardı. Ha, bu birazcık gırgır. Şimdi alay komutanı bazen dışarıdan yemek yerdi. Valla kebap 69'du galiba. Öyle değil ismi. Garson şöyle tepsiyle getirirdi. Küçük küçük de şu kadar şöyle lahmacunlar olurdu. Hep görürdük yani, imrenirdik. Ondan sonra gelirken görüyorsun yani, bakıyorsun. Kapıda kontrol ediyorsun içeriye ne giriyor diye. Ondan sonra küçük küçük lahmacun. Yıllar geçti arada, ben tırcılığa başladım. Mersin'den geçiyorum. Hususi lahmacun yemek için Mersin'den geçtim. Aslında benim işim İskenderun'da. Tamamen yolum ayrı yani. Sertavul geçidinden geçtim. Yokuş. Bilmiyorum şu anda nasıldır. Ondan sonra dedim ki aklıma o küçük lahmacunlar geldi. Ta ne zamandan kafamda o. 15 tane lahmacun dedim. 1,5 işte kebap. Adam benim yüzüme baktı. Tabii lahmacunu yaptı. Ondan sonra yani 15 tane lahmacun yenir mi? Ondan lahmacun abi geldi. Normal lahmacun. Ondan sonra ya dedim adama, ben böyle istemedim. Yani küçük istedim. Söyledim mi dedi. Adam haklı, ben öyle bir şey söylemedim ki. Ben aklımda olanın, yani 1983 senesinde alay komutanının yediğin, yani servis gelirken gördüğüm şöyle küçücük tabak kadar lahmacunlar, yani çay tabağı kadar lahmacunları görmüştüm. Aklımdakini, zihnimdekini düşündüğümü sipariş verdim. Tabii ben onlardan bir tane mi ne yiyebildim. Tamamını aldım, parasını ödedim. Böyle bir Mersin'de
bir anı kalmıştı. Bu üst düzey yöneticilerinin seks ilişkilerini, birbirlerini kollamalarını, onları da kayıtlara düşeyim dedim.